Sabahlarla Lisele-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımıza 15. sözden 4. basamakla ilgili sorularımıza devam edeceğiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum. 4. basamak, bütün alemlerin Rabbi ve müdebbiri ve Halık'ı olan Zat-ı Zülcelal'in ahkamlara ayrı ayrı pek çok namları ve ünvanları ve Esma-i Hüsnası vardır. Mesela Ashab-ı Nebi safında küffara karşı muharebe etmek için melaikeleri göndermesini iktiza eden hangi isim ve ünvan ise, o isim ve ünvan iktiza eder ki melaike ile şeyadin ortasında muharebe bulunsun ve ahyar-ı semaviyin ve eşrar-ı arzin mabeynlerinde mübareze olsun. Evet, küffarın nüfus ve enfasları kabzayı kudretinde olan Kadir-i Zülcelal bir emir ile bir sayha ile onları mahvetmiyor. Rububiyet-i Âme ünvanıyla Hakim ve Müdebbir ismiyle bir meydan imtihan açıyor. İşte Velillahül Meselül Âlâ, Ezel ve Ebed Sultan'ın pek çok Esma-i Hüsnası vardır. Tecelliyat-ı Celaliye ve Tezahürat-ı Cemaliye ile pek çok şuunatı ve ünvanları vardır. Nur ve Zulmet, Yaz ve Kış, Cennet ve Cehennemin vücudunu iktiza eden isim ve ünvan ve şeyn ise Kanun-u Tenasül, Kanun-u Müsabaka, Kanun-u Teavün gibi pek çok umumi kanunlar misüllü kanun-u mübarezenin dahi bir derece tamimini isterler. Kalp etrafındaki ilhamat ve vesveselerin mübarezelerinden tut ta sema afakında melaike ve şeytanların mübarezesine kadar o kanunun şumulünü iktiza eder. Bu metinle ilgili iki şıklı bir sualımız olacak hocam. Birinci olarak Cenab-ı Hakk'ın küffara karşı sahabe safında muharebe etmek için melaikeleri tavzif eden isimleri ve ahkamları hakkında kanaatınız nedir? Tabii kesin bir şey söylemeyiz de ama şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. Buradaki küffara karşı muharebenin iki veçi var değil mi? Birisi harbin kendisi. Bir kavga var küffarla. Bir de manası var. Neyin kavgasını yapıyorlar? Neyin mücadelesini? İşte tevhidle şirkin mücadelesidir o. Tevhid inancıyla putperestliğin kavgasıdır o. Şimdi harbin kendine baktığımız zaman yardıma gelen Esma'nın işte Kadir ismi, Kahhar ismi, efendim söyleyeyim, Müntakim ismi, Müzil ismi, yani zillete düşürücü ismi olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu Esma ile Cenab-ı Hak karşı küffarı kahrediyor ve zelil hale getiriyor. Hakim ismi onları mahkum ediyor, mağlup ediyor. Harbin kendinde bu esmalar okunabilir. Bir de manasına gelince işte bir tevhidle şirkin mücadelesidir dedik. O zaman da vahid ismi, ahad ismi, ferd ismi gibi esmanın mücadelesidir bu diye düşünebiliriz. Evet. İkinci olarak bu basamaktan nazara verilen şeytanlar ile meleklerin en dar daireden en geniş daireye kadar mücadele ve muharebesinin hikmetini biraz açıklar mısınız? Ayrıca mübareze kanununun kalp etrafındaki ilhamat ve vesveselerden ta melaike ve şeytanların mübarezesine kadar cereyan ettiği ifade ediliyor. Bu kanunun ahirete şümülü var mıdır? Şimdi zaten metinde geçti, okuduğunuz metinde. Mustafa önce kainatta misal verdi mesela. Yaz ve kış dedi mesela. Şimdi kainata baktığımız zaman Cemali ve Celal isimlerin her ikisi de tecelli ediyor. Değil mi? Mesela baharda Cemal isimle tecelli ediyor. Değil mi? Kışta Celal isimler sonbaharda Celal isimle tecelli ediyor. İşte gecede Celal isimler tecelli ediyor değil mi? Celal. İşte gündüz olunca Cemal isimle tecelli ediyor. Bu manada kainatta bu Esma'nın her ikisi de tecelli ediyor. Yani her iki grup. Çünkü bunlar iki tane isim ama bunun az şubeleri var değil mi? Cemal isimler deyince işte Cemil isminden Rezzak isminden, Müzeyn isminden, Muhyi ismine kadar bir hayli isim bu gruba giriyor. Celali deyince de işte Kahhar isminden, Kadir isminden değil mi? Hakim isminden bir hayli isim de bu grupta mütalaa ediliyor. Hani malum geçmiş programlarda da yer yer konuşuldu. İşte bir hadis kutsi var. Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim. Ya bilinmeye muhabbet ettim. Metnin aslında öyle geçiyor. Ve mahlukatı yarattım. Şimdi bilinmek deyince Cenab-ı Hakk'ın hem Cemal hem de Celal isimlerin hepsinin bilinmesi lazım. Ya yani o gizli hazine içerisine hepsi giriyor. Gizli hazine malum Esma-i İlahiyedir. Üstad bunu sık sık
nazar veriyor. Künuz-u mahfiye diyor. Yani gizli hazineler Allah'ın esmasıdır, isimleridir. Bu isimler de madem iki gruba ayrılıyor, her ikisi de tecelli edecek. Peki celal isimlerin tecellisi için bir meydana imtihan lazım. Kazananlar, kaybedenler lazım. Ta ki kazananlar da cemal isimle tecelli etsin, kaybedenlerde de celal isimle tecelli etsin. Bu manada baktık mı, meydan-ı mübareze yani bu esmanın gereği, tecellisinin gereği oluyor. Ondan sonra bu tecellilerin de kaynağı kalpteki ilhamla vesvesenin mücadelesi oluyor. Yani cemal isimleri kimler masar? Ehli cennet. Cennetin çekirdeği kalpteki bu mücadelede ilhamın galip olması oluyor. Evet. Değil mi? Cemal isimlerin tecelligahı neresi? Cehennem. Onun da çekirdeği neresi oluyor? Kalpteki bu mücadelede vesvesenin galip gelmesi oluyor. Evet. Peki bu kalpteki bu mücadelenin deyi bir çekirdek kabul edebiliriz. Bu mücadelenin meyvesi biri cennet, biri cehennem olarak görünüyor. Bunun da dediğim gibi kainatta bu şekilde tecellilerin ustad nazar verdikten sonra İşaret-ül İcaz'da bir bahis var bununla ilgili. Tabi zannedeyim bir sayfa kadar, hepsini hatırlayamam. Orada mesela değişik cihetlerini ele alıyor bu tecellilerin. Mesela tebliğ noktasında baktın mı, kelam noktasında işte kelamın efendim söyleyeyim işte tebşir ve tenzir diyor mesela, müjdeleme ve korkutma. Tebliğde bu iki savaşın. Tebşirde cennet, cemali isimlere bir bakış var. Tenzirde, korkutmada celal isimlere var. Vicdanda diyor baktın mı, havf ve reca. Değil mi? Havf'ta celal isimlerin tecellisi var, reca'da cemal isimlerin tecellisi var. Bunu çok güzel ve uzunca ustad anlatıyor orada yani. Evet. Üstadımız Şeyh Sadi'den yer yer bahsettiğine göre ben de isterseniz bir iki mısrasını söyleyeyim Şeyh Sadi Şirazi'nin. Onun da bununla ilgili bir şiiri var. Uzunca bir şiir orada da. Orada buyuruyor ki mesela tecelli eyler oldayım cemalügah celalinden. Birinin hasrı cennet birinden nar olur peyda diyor böyle. İşte böyle değişik şeyler sayıyor işte bu sırdan nasıl yok. Yani bu sırdandır ki bir kamil zuhuresi bu alemde diyor. Kim ikrar eder anı, kim inkar olur peyda. İşte bir çiçek pese diyor, yanında har olur peyda diyor. Yani bir çiçek olur, yanında bir diken hasıl olur diyor. Bu şekilde kainattan o da bazı misaller veriyor. Tabi ustadın ki ilmi ve çok daha derin ama o da güzel bir tasnif yapmış orada yani. Yani demek ki İnsan bir çiçeğe baktı mı, çiçekte cemal isim, yandaki dikende celal ismi görebilir. Değil mi? Evet. Bir kamilde cemal isimler vardır. Onu inkar edenler de, ona karşı çıkanlar da, bir peygamber olsun, işte asr-ı müceddidlerin olsun, karşı çıkan insanlarda da celal isimle tecelli ediyor. Yani netice itibariyle. Evet. Değil mi? O karşı çıkış, Allah muhafaza cehennem çekirdeği olmuş oluyor. Yani o kabul ediş, ikrar ediş, onların yanında, safında yer alış da, cennet çekirdeği olmuş oluyor. Bu manada baktı mı gerek kainat gerek hadisat hadiseler bu iki tecelliyle kaynaşıyor yani. Evet. Sürekli. Ya bu mübareze ile ilgili 10. sözün böyle başında, mukaddemesinin başında diyor ki hikayedeki emin arkadaşıyla o inatçı arkadaşının 3 hakikati var. Hı. Birincisi nefsi emmarem ile kalbimdir. Heh. İkincisi felsefe şakitleriyle Kur'an hakim tilmizleridir. Üçüncüsü millet-i İslamiye ile millet-i küfriyedir. Bu da celal cemal oluyor. Üçü evet. De bir grup cemali, diğer grup celali tecelliler. Evet. Bir netice veriyor yani. Evet. Yol olarak. O yolu öyle çıkıyor yani. Evet. O yolu. Yoksa diyelim felsefe şahitleri Kur'an'la mücadele ettikleri anda onlar bir celali tecelliye mazhar olmuyorlar. Yani. Hemen kahrolmuyorlar ama evet. O mücadelelerinin sonucu cehennem olması dolayısıyla evet. O kavga bir celali tecelli oluyor. Evet. Yine Muhyiddin Arabi Hazretleri için Üstad Kasım Allah kısım diyor ya Musa ve Firavun'dan maksat nefis ve kalptir demişler. He. İşte onlar tabi dedim ya değişik cihetleri. En dayı daydeden en geniş daydaya kadar mücadele var. Mücadele demek. Var. Nefisten ilhamdan işte dediği gibi Musa Aleyhisselam'la Firavun'dan Peygamberimizle Ebu Cehil'den işte asr-ı mücedditleriyle onlara karşı çıkanlara kadar alemi millet küfriyle millet-i İslamiye'ye kadar uzanan geniş bir daire ve iki nehir ustadın başka bir tabirine göre evet. İki nehir.
Evet. Bu mübareze kanununun ahirete şümülü var mıdır? Yok, imtihan ölümle bitiyor. O manada yok şümülü. Evet. Yani nasıl şümülü var? İşte sonucu itibariyle var. Yani kabirden itibaren dirilme, mahşede hesap verme, mizan, bu safhalarda bir imtihan, bir mübareze söz konusu değil. Evet. Ama netice itibariyle var yani. Şumulu. Neticesi itibariyle var yani. Cemali safla yer alanlar ehli cennet, diğeri ehli cehennem oluyorlar. Evet. Bir de hatırıma gelmekten söyleyeyim. Bu cemali tecelliler için usta şöyle bir şey de söylüyor. Cemalin nasıl buyuruyor? Gözünde celal, celalin gözünde cemal tecelli ediyor diyor. Bir başka yerde de nevide celal celalidir, fertte cemalidir diyor. Evet. Yani bir çiçeğe baktığımız zaman cemal daha çok nazar çarpıyor. Bir çiçek parçasına bakınca, tümüne bakınca hayret daha çok uyanıyor kalpte. Evet. Yani, ama o hayret için, hayretin arkasında yine şey de var. Cemal de var yani, değil mi? Güzellik, güzelliğe hayret ediyor. Evet. O zaman hayretin içinde, yani hayret celal olursa onun gözünde cemal görünüyor, değil mi? Hayretin içerisinde. Bu manada baktığımız zaman bütün cemali tecelliler toptan düşünüldüğünde arkasında Cenab-ı Hakk'ın cemalini yine şaşayla gösteriyor. Şaşayla göstermek de bir celali tecelli oluyor. Evet. Yani böyle de sanırım bir şey var. İzahı var yani. Nevi'de demek ki nevi düşünmek lazım yani. Şimdi bir tek yıldızı tek düşünmek başka, bütün yıldızları toptan düşünmek başka, değil mi? Evet. Bir göze insan tek baktı mı cemal görünür. Bütün gözlere insan birden baktı mı, evet, o zaman yani bakın celali görünür ama onun gözünde de yine cemal var arkasında. Allah'ın rahmetinin azameti daha şaşayı ile görünür diyor. Evet. Dördüncü basamakla ilgili son sorumuz hocam. İşte velillahül meselül âlâ, ezel ve ebed sultanının pek çok esma-i hüsnası vardır diye başlayan paragrafta celali tasarrufata tecelliyat, cemali tasarrufa ise tezahürat denilmesinin hikmeti nedir? Şimdi bu ifadeler değişik yerlerde çokça geçer ve birbirinin yerine kullanılır. Yani burada öyle geçmiyor, başka yerde de başka şekilde geçebilir. Fakat kelime olarak kısaca söyleyebilirim manalarını. Tezahür, bir şeyin zahir olması, ortaya çıkması. Değil mi? Tecelli de bir şeyin cilvesinin görünmesi. Arada bir ince fark var ama birbirinin yerine kullanılabiliyor yani. Mesela diyelim bir kitapta, daha önce başka vesile söylemiştik, alimin ilmi tezahür ediyor, değil mi? Görünüyor. Mecazi olarak yani. İlmin kendi değil o kitaptaki harfler. Ama o harflerde, o cümlelerde o zatın ilmini ne yapıyor? Tezahür ediyor. Evet. Ona tezahür deniyor. Ama kitabın kendinde ilimden bir cilve yok. Kitabın sayfalarında, yapraklarında. Evet. Ama şimdi güneş bir aynada tecelli ediyor. Onu hem tezahür hem tecelli denir. Çünkü güneş orada görünüyor mu, görünmüyor mu? Evet. O da tezahürdür. Ama güneşin ışığı, harareti, yedi rengi o aynadaki şeyde de var. Güneşin timsalinde de var, değil mi? Evet. Ona cilve deniyor işte. Cilve, cilve de zuhur arasında böyle bir fark var. Cilvede bile, o özellikleri biraz taşıma da söz konusu. Evet. İşte bu kitap ve aynı misalinde olduğu gibi. Ama dediğim gibi birçok misallerde mesela diyelim Allah'ın Rezzak ismi işte rızıklarda tecelli ediyor diyoruz, değil mi? Evet. Aynı zamanda tezahür de diyor yani. Rezzak ismi bir cilvesi, yediğimiz meyvede görünüyor bir cilvesi, değil mi? Evet. Ama aynı zamanda o meyve rezak isminde zuhur ettiği bir mekan olmuş oluyor. O cihette de ona tezahür de diyebiliyoruz yani. Çok aşırı farkı yok. Evet. Lügat olarak dediğim gibi tezahürde zahir olma, görünme, tecellide cilvesinde de taşıma, özelliğinden de kısmen taşıma, sahip olma gibi bir mana var yani. Evet. Bu kadar bir fark var. Beşinci basamakla ilgili sorularınıza geçeceğiz hocam. Beşinci basamak, madem arızdan semaya gidip gelmek var, semadan arıza inip çıkmak oluyor. Ehemmiyetli levazımat arıziye oradan gönderiliyor. Ve madem ervah-ı tayyibeler semaya gidiyorlar,
Elbette ervah-ı habise dahi ahyarı takliden semavat memleketine gitmeye teşebbüs edecekler. Çünkü vücutça letafet ve hiffetleri var. Hem şüphesiz tart ve ref edilecekler. Çünkü mahiyetçe şeraret ve nuhusetleri vardır. Hem bila şek ve la şüphe şu muamele-i mühimmenin ve şu mübareze-i maneviyenin alem-i şehadette bir alameti, bir işareti bulunacaktır. Madem şu mübareze-i ulviyenin ilanı hikmeten lazımdır, elbette ona bir işaret vardır. Halbuki hadisat-ı cevviye ve semaviye içinde şu ilana münasip hiçbir hadise görünmüyor. Bundan daha ensebi yoktur. Halbuki şu hadisenin bu hikmetten ve şu gayeden başka ona münasip bir hikmeti bilinmiyor. Sair hadisat öyle değil. Hem şu hikmet zamanı Adem'den beri meşhurdur ve ehli hakikat için meşhurdur. Bununla ilgili de birkaç şıklı sualımız olacak hocam. Birinci olarak arızdan semaya ve semadan arıza gidip gelmeler ervah-ı habise için de geçerli midir? Tabi sema deyince diyor ya bu şeyler kahinlerin çalıştırdığı habis ervah diye usta tabir etti. Yani inanmayan cinler var. Onlar semaya çıkmak istiyorlar. Fakat belli bir noktaya kadar gelip orada tard ediliyorlar. Semaya çıkmaya çalışıyorlar. Niye? Üstad buyurdu. Letafetleri var değil mi? Mahiyet itibariyle. Latif oldukları için çıkmaya niyetleniyorlar ve çıkıyorlar belli bir noktaya kadar. Bak çıktıkları şey nokta dünya semasının çok aşağı tabakaları. Yani sema 7 kat. Diğer 6 katla hiç alakaları yok zaten. Birinci kata da yanaşıyorlar ve tard ediliyorlar. Evet. Yani, ervah-ı habise denmesi burada yani cinler burada kastediliyor. Yani insan ruhuyla alakası yok bunun. Malum bir tasnif var. Ruhaniyet ve cismaniyet. Daha önce bir programı söylemiştik. İkiliye ayrılıyor mahlukat. Ruhaniyet, cismaniyet bir tasnifte. Şimdi bunlar ruhaniyet grubuna giriyor. Cismani olmadıklarına göre. Evet. O noktadan ervah-ı habise deniliyor bunlara. İnsan ruhu gibi bir ruhları var, bedenleri var demek değil yani. Evet. Onlar ervah-ı habise, habis ruhlar, cinlerin inanmayan kısımları. Diğer insanların da habis ruhları var, inanmayanların. Onlar zaten kabir azabı çekiyorlar. Onlar için semaya çıkmak söz konusu olmaz. Evet. Ama bu inanmayan cinler henüz ölmedikleri için yani hayatlarında oluyor bu iş. Evet. Yani ölseler ona da bağlı kalacaklar. Ama hayatta ki onların ömürleri insandan çok çok fazla. Allah bilir 800 sene, 900 sene diyenler var. İşte bu medyumlar falan da buradan insanları aldatıyorlar. Adamın dedesinden haber getiriyor mesela. Çünkü ömrü daha uzun, dedesini de görmüş, onun dedesini de görmüş mesela. Adam bu habere bakıyor, böyle doğru, bu haber doğru diyor. Bu sefer diye yanlış haberleri de inandırabiliyor karşıya. Nasıl bu haber doğruysa benim bu yalanım da doğru demek istiyor. Ayrı bir konu ama yeri gelmişken söyleyeyim. O ömürler uzunluğundan geliyor bu. Onun için onlar o uzun ömürleriyle kaç yüz sene ise inanmamışlarsa semaya çıkmaya zorlanıyorlar. Her defasında tard ediliyorlar. Yine çıkmak istiyorlar. Ölünceye kadar bu mücadele devam ediyor. Ölünce bitiyor. İnsanların ölen asilerin yahut kafirlerin ruhları bağlı kaldığı gibi onlar da öldükten sonra benim anladığım çıkamazlar yani. Evet. İnsanla mukayese edilince hayattayken çıkarlar, çıkmak isterler. Evet. İkinci olarak eskiden semaya çıkma serbestiyetiyle sonradan yasak arasında nasıl bir fark vardır? Yani bu yasak kevni bir yasak mıdır? Yoksa kelami bir yasak mıdır? Yani tabii kevni olması için kainatta bir değişme olması lazım. Yani öyle bir şey bilmiyoruz. Ama Cenab-ı Hakk'ın ustatıyor, asırlara göre şeriatlar değişir diyor. Yani asırlara göre insanlar için değiştiği gibi cinler için de değişmiş olabilir. Bir dönemde müsaade vardır, diğer dönemde müsaade edilmez onlara. Bence kevni değil, teşriidir yani. Kelami bir yasaktır bu. Evet. Ayrı bir sualimiz hocam. Şerli ruhların ve cinlerin semavata çıkmalarının ve oradan yerdeki kahinlere ve arkadaşlarına malumat getirmelerinin yasaklanması diğer dinler için de geçerli midir? Hem şu hikmet zamanı Adem'den beri meşhurdur. Ve ehli hakikat için meşhurdur cümlesi. Şimdi bu metinde geçti zaten bu cümle. Evet.
Bir de okuyalım orayı. Hem şu hikmet zamanı Adem'den beri meşhurdur ve ehl-i hakikat için meşhurdur. Zaten bu sorunun cevabı olmuş oluyor. Şimdi. Evet. Demek ki bu ta Adem zaman Aleyhisselam'dan beri bu hadise var. Evet. Yani şerli ruhların semaya çıkma istemeleri ve tard edilmeleri var. Ancak bir hikmete binaen Cenab-ı Hak işte İncil ve Tevrat'ta işte biraz şey yapmış, yani o din adamlarını, menfi din adamlarını, menfaatperest dünyasını ahirete satan ayetleri geçiyor ya, nasıl ayet kerime? Bir ateştir bir ayeti semenun galila. Yani benim ayetlerimi az bir ücrete satmayın. O Yahudi alimleri işte bazı zenginlerin hatırı için bazı cezalarda onları muaf tutmaya kalkıp Tevrat'ı şey yapıyor, tarif ediyorlar. Benzer tarifler İncil'de de yapılıyor ama Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim için muhafaza ettiğini, son kitap kıyamete kadar hükmü baki, beyan ediyor ve zaten de öyle olmuş. Yani hem asr-ı saadette kahinlerin bu tip yanlış haberler almaları önlenmiş rejim-i şeyatinle, daha sonra da hiçbir İslam alimi Kur'an değiştirmek gibi bir şeye girmemiş, bir yanlışa düşmemiş, bir muhafaza var. Daha önceki asırlarda da yine bu gidip gelmeler var ama muhafaza Kur'an için. Evet. Cenab-ı Hak diğer kitaplar için o muhafazayı imtihan sırrına binaen bırakmamış. Yani öyle bir şey yok orada ve değiştirilebilmiş onlar. Evet. Beşinci basamakla ilgili hocam son sorumuz. Halbuki hadisat-ı cevviye ve semaviye içinde şu ilana münasip hiçbir hadise görünmüyor. Bundan daha ensebi yoktur. Buyurulmakla hadisat-ı cevviye ve semaviyenin yegane maksadının semayı şerli şeylerden korumak olduğu mu ifade ediliyor? Yok. Zaten az önce arz ettik, yani bütün bu mücadele dünya semasında oluyor. Onda aşağı kısımlarında. Evet. Yıldız kaymaları dediğimiz, ki yıldızın kendi kaymıyor. Daha önce programda da söylemiştik. Ondan kopan bir şahap, bir parça, bir ateş değil mi? Evet. Alevli bir ateş kopuyor ve cinlere şey yapılıyor. Mermi gibi atılıyor. O bir mücadelenin göstergesidir yani. Yani bir mücadele var ve bu mücadelede melekler kazandılar, şeytanlar defedildiler, refedildiler manasında semavi bir haberdir bu. Bir tecellidir yani. Yoksa hadisat-ı semaviyenin tek gayesi bu değil. Çünkü dediğim gibi semavatın üst kademelerinde hiç zaten cinlerin müdahalesi yok. Bundan daha ensebi yoktur dediği üstadımızın, yani bu kaymalara veya bu atılan mermilere, ateşli mermilere başka bir izah getirilmemiş şimdiye kadar. Bunu üstad beyan ediyor. Evet. Bundan daha ensebi yoktur diye Kur'an-ı Kerim de bunu bu şekilde izah ediyor. Yani bize bildiriyor ki bu meleklerin şeytanlara attıkları ateşten oklarıdır bu şeyler. Evet. Hadisat cevvi içerisinde daha ensebi yoktur. Bu mana yani. Evet. Mesnevde bir dilemle geçiyor ya. Cenab-ı Hak diyor Kur'an'da böyle bir şeyin mütadif gayelerinden birini nazara veriyor. O diyor ihtar için dedi. İhtisas ya da iktisat için değildir. Tek gaye o değil. Evet. Bir de dediğim gibi zaten bunlar en yakın semadaki yıldızlardan kopan parçalara ait. Evet. Semavat uçsuz bucaksız. Yani tek gaye bu olmaz yani. Evet. Zaten cinler oraya hiç gidemiyorlar. Evet. Ağzınıza sağlık hocam. Programımızın sonuna geldik. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takipçileri, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta 15. sözün 6. işaretiyle devam edeceğiz inşallah.